8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları. Sayfa 239 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları. Sayfa 23918. Şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler, metal, ametal, yarı metal ve soygaz olma durumlarına göre farklı desenlerle taranarak gösterilmiştir. Bu periyodik tablodan seçilen bir element ve bu elementle aynı grup ve aynı periyotta yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturuluyor. Buna göre aşağıdaki üçlü gruplardan hangisi bu koşulu sağlamaz? Cevap D. 19. bir L maddesine uygulanan işlemler ve işlemlerin sonuçları şu şekildedir. Yüksek sıcaklıkta, kuru ve havasız olan fırına saf bir L maddesi konulur. Bu bölüme oksijen, O2, gönderilerek L maddesinin oksijenle tepkimeye girmesi sağlanır. Tepkime sonucunda oluşan su, H2O, su tutucu bölüm tarafından tutulur. Tepkime sonucunda oluşan karbondioksit, CO2 ise karbondioksit tutucu bölüm tarafından tutulur. L maddesinin oksijen ile tepkimesi sonucunda H2O tutucu ve CO2 tutucu bölümün kütlesinin arttığı tespit edildiğine göre L maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. L maddesi sadece fiziksel değişime uğramıştır. B. L maddesi hidrojen atomu içerir. C. L maddesi karbon atomu içerir. D. L maddesi bileşiktir. Cevap A. 20. bir bitkinin kaynayan suda bekletilmesiyle hazırlanan mavi renkli sıvı, maddelerin asit veya baz olma durumlarını tespit etmede kullanılabiliyor. Oda sıcaklığında bu mavi sıvıdan özdeş kaplara eşit miktarlarda konulduktan sonra kaplardan birine limon suyu damlatıldığında sıvının renginin pembeye, diğerine sabunlu su damlatıldığında ise sıvının renginin yeşile döndüğü gözleniyor. Buna göre aşağıda pH değerleri verilen maddeler, bu mavi sıvıya eklendiğinde maddelerde oluşan renk hangisinde doğru verilmiştir? A. 1 yeşil. B. 4 pembe. C. 6 yeşil. D. 8 pembe. Cevap B. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Fen Bilimleri, Sayfa 239 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.